Biraz önce çizdiğiniz tablo Türkiye iyi yönetilirken 12.500 dolara çıktı 2013 yılında. Kötü yönetilmeye başlandı ve geldiğimiz nokta bu dediniz. İyi yönetimin kurallarına birisi söylediğiniz Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, bağımsız yargı, kurumların sağlam olması. Sizin zaman zaman işaret ettiğiniz çok önemli bir konu daha var. Bunu açmanızı ben rica edeceğim. Mali kural. Kaç defa mali kuralı hazırladık, kabul ettiremedik dediniz. Mali kural neydi? Mali kural kabul edilmiş olsaydı bugünkü krize gelir miydik? Kabul etmeyen kimdi? Siz o zaman bakandınız. Niye kabul ettiremediniz? Mali kural ne demek? Bir ülkenin bütçe politikasını uzun vadeli bir kural silsilesine bağlama. Yani şu anda ne yapıyor Türkiye? Bir yıllık bütçe yapıyor. Üç yıllık da orta vadeli program yapıyor. Ama yine günü geldiğinde yaptığı bütçe orta vadeli programdan çok farklı bir şey olabiliyor. Ve bunun bir esası yok. Mesela bugün için Türkiye'nin bütçesinin yüzde kaç açık vermesi lazım? Doğru açık seviyesi ne? Hani sıfır açık fazla veren bütçe tamam o da çok zorlayıcı olur belki ama yani doğru açık seviyesi %1 midir, 2 midir, 3 müdür, 4 müdür, kaçtır? Şimdi mali kural ne yapıyor? Bu bütçe açığını ne kadar olması gerektiğini ekonominin büyüme hızına göre, genel konjonktüre göre ve bir sene öncenin açığına göre ne olması gerektiğini bir kurala bağlıyor. Dolayısıyla bu kural çerçevesinde de o ülkenin borç stoğunun ne olursa olsun kontrol altında kalacağı, hiçbir zaman piyasalar açısından bir risk kaynağı olmayacağını garanti altına almış oluyor. Mesela Almanya 2008-2009 krizinde anayasasına mali kural koydu. Ve bu pandemi döneminde de en yüksek miktarda vatandaşına doğrudan destek veren, bütçe desteği veren ülke Almanya oldu. Çünkü herkes biliyor ki Almanya bu yıl özel şartlar var. Çünkü mali kuralı yazıyorsunuz. İşte deprem diyorsunuz, pandemi diyorsunuz, savaş diyorsunuz, bankacılık krizi diyorsunuz. Yani bu tür çok önemli durumlarda bir defalık harcama yapabilirsiniz diyoruz. Ama bir defalık harcama yaptıktan sonra yine kural size o harcamanın ne zaman ve nasıl normal şartlara geleceğini tarif ediyor. Şimdi Almanya mali kuralını anayasasına derc ettiği için vatandaşına en büyük desteği yapabilen ülke oldu bu dönemde. Avrupa'da başka bir ülke yok Almanya kadar yardım edebilen. Çünkü herkes biliyor ki, piyasalar biliyor ki Almanya olağanüstü bir şartta büyük bir parayı harcar, vatandaşına da verir. Parası yoksa bunu basar, harcar. Enflasyon olmaz ama, çünkü mali kural var. Evet. Ama herkes biliyor ki mali kural gereği Almanya pandemi bittiği anda hemen bunu derleyip toparlar, birkaç yıla kadar eski düzenine döner. Buna piyasa tam güvendiği için Almanya bugün hala eksi faizle borçlanıyor. Ama pandemi içinde en çok para harcayan ülke. Şimdi Türkiye eğer zamanında bizim arzu ettiğimiz gibi mali kuralı koysaydı. Hangi yılda siz buna teşebbüs etmiştiniz? Mali kural bizim yani 2011-12 o yıllar. Evet. 2011-12 o yıllar. Tabii hazırlanması bir miktar vakit aldı. Avrupa Komisyonu'yla biz çalıştık bunu. Avrupa Komisyonu bizden çok şey öğrendi. Avro bölgesi de mali kural kondu biliyorsunuz. Şimdi Avro kullanan ülkelerin ortaklaşa benimsediği bir mali kural var. Ve bizden esinlendiler de yaptılar yani. Ve bizim kendi mali kuralımız Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve muhalefetin de desteğiyle geçti. Çok istisnaidir. Hükümet tasarısı mıydı? Hükümet tasarısı. Hepinizin imzası var. Tabii hükümet tasarısı biz götürdük ama ben savundum çünkü. Bizim bakanlığımızın konusu. Bütün bakanların imzasıyla, başbakanın da imzasıyla meclise gitti. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'ndan tam mutabakatla geçti. Muhalefet de destek verdi. Ya bu çok iyi bir şey. Çünkü bu ülkenin geleceğini garantiye alıyorsunuz. Ülkenin geleceğini sağlam esaslara bağlıyorsunuz. Niye? Çünkü bir dönemde Türkiye'nin büyümesi biliyorsunuz ekonomik başarılar dönem dönem geliyor. Arkasından bir çöküş yaşıyor. Öyle, evet. Ekonomik başarı çöküş. İşte o çöküş dönemleri yaşanmasın. Başarı grafiği sürekli olsun diye biz mali kural istedik. Fakat ne oldu? Harcamacı bakanlarımızdan bazıları ve Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı o gün başbakandı. Mecliste genel kurulda görüşülmesine saatler kala bunu durdurdu. Gerekçe ne? Kendi IMF'imizi mi oluşturacağız? Gerekçesi bu. Niye bu kuralı getirip kendimizi bağlayalım ki? Niye elimizi bağlayalım ki? İşte. Niye? Çünkü bugünkü Türkiye yöneten zihniyet kendisini olmasın. Kendisini hukukla, anayasayla, kurallarla falan bağlamak istemiyor. Kendini öyle bağlı görmek istemiyor. Yani akşam aklıma bir şey geldiği anda yapayım. Gecenin ikisinde bir imzayı atayım olsun. Şimdi böyle yönettiğinizde de ülke öngörülemez bir ülke haline geliyor. Belirsizliklerin çok olduğu bir ülke haline geliyor. Şimdi biz o gün eğer bu mali kuralı koysaydık pandemide Türkiye rahatlıkla para basardı. Rahatlıkla vatandaşlarına desteği verirdi. Çünkü herkes bilirdi ki aynı Almanya gibi. Türkiye bunu nasıl kurala bağlamış. Pandemi bittiği anda kural çalışır. Türkiye'nin bu bütçe açıkları hızlı bir şekilde toparlanır ve Türkiye'de asla bir kaynak sıkıntısı herhalde olmaz. Herhalde enflasyon bugünkü duruma gelmezdi. Gelmezdi tabii. Gelmezdi. Mali kuralın olmaması gerçekten Türkiye için büyük bir kayıp. Siz Sayın Başbakan, o zamanki Başbakan, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la niye engellediniz diye konuşmadınız mı? Konuştuk. Hatta kendisi çıktı televizyon programlarında o ifadeyi kendisi kullandı. Kendi IMF'imizi oluşturmak istemedim dedi. Ve ben o tarihten sonra, mecliste engellendikten sonra o konuda hiç konuşmadım biliyor musunuz? Bana soruyorlardı canlı yayınlarda, ben o konuda konuşmama kararı aldım diyordum. O zaman gazetelerde manşet oldu. Ali Babacan küstü falan diye. Çünkü ne söyleyeyim ki yani o kadar çalışmışız etmişiz. Muhalefet bile ikna olmuş. Herkes desteklemiş. Avrupa Birliği'ne örnek olmuşuz.
Zaten Almanya o dönemde almış, anayasasına koymuş. Yani aklın yolu bir iş yapıyoruz ve tamamen o günün işte yani 3-5 kuruş daha fazla ihale vermemizi engelleyecek. Açıkçası yani açık konuşmak lazım. Ya işte karayollarında şu kadar daha harcama yapacaktık. Şuraya biraz daha ihale verecektik. Şimdi mali kural diyor ki bu sene burada duracaksın kardeşim diyor. Biz niye duralım? Halbuki ihale vereceğiz, iş yapacağız, yaptıracağız. Herkes faydalanacak falan filan. Maalesef bu. Başka da bir şey değil yani. Ve o günlerde benim bu konuda çok bozuk olduğum, hatta bir sürü haber çık istifa etti ediyor, etti ediyor falan filan diye. Siz kaç defa istifa ettiniz değil mi? Üç kere. Ama artık bu mali kural gündeme geldi. Benim üçüncü dönemim geliyordu. Yani zaten dönem ve son dönem. Artık çıkış sürecindeydim. Ama çıkarken de ne yapmaya çalışıyorduk? Ya öyle şeyler yapalım ki ben ayrıldıktan sonra da bu başarının devamını bir şekilde garanti altına alalım. Yani bu başarının sürdürülebilirliğiyle ilgili önlemleri bugünden alalım ki rayları döşeyelim. Tren de bu raylarda gitsin istiyorduk pek çok alanda. Yani bu imar rantlarıyla ilgili yaptığımız çalışma bununla ilgili. Yolsuzlukla ilgili yaptığımız çalışma, şeffaflıkla ilgili. Bu işte ihale mevzuatı, kamu alımları faslı, mali kural. Bunların hepsi bizim artık son yıllarda Türkiye'nin başarılarını kalıcı hale getirmenin çabası. Çünkü ben artık ayrılıyorum kural gereği. Gerçi tabii o sonra 3 dönem kuralı falan kalmadı biliyorsunuz. Yani 2015'te normalde Cumhurbaşkanı'nın 3 dönemi doldu. Yani 2015'ten sonra partinin genel başkanı olamaz yani. Partinin ilk kuruluş akitleşmesi, AK Parti'nin kuruluş akitleşmesinde 3 dönem kuralı var. Bu kural milletvekili için, il başkanı için falan değil, asıl lider için. Çünkü o tüzük yazılırken ben oradaydım. Asıl 3 dönem kuralı lider için, genel başkan için o kural. Çünkü genel başkanlık süresi uzunca iş bozuluyor. Yani fazla uzun süre güç kullanımı yozlaştırıyor. Güç zehirlenmesi oluyor. Onu bildiğimiz için biz o 3 dönem kuralını koyduk. Düşünün ki gerçekten 2015 yılında Cumhurbaşkanı, parti genel başkanını gerçekten ama yani öyle bırakmış gibi yapmak değil, bırakıp da uzaktan kumanda etmek değil yani. Arkadaş benim sürem doldu artık ben gerçekten tarafsız Cumhurbaşkanı olacağım deyip gerçekten tarafsız Cumhurbaşkanlığı yapsaydı bugün ülke bu duruma düşmezdi. Çünkü AK Parti kendi iç yenilenmesini saatli bir şekilde yapabilirdi ama tabii parti içi demokrasiyle yapılması gerekirdi bunu. Yani uzaktan böyle kumpaslarla, uzaktan kumandalı böyle ayrıldı ama yine de yönetiyor gibi falan filan yapmadan yani gerçekten. Gerçekten partici demokrasiyle, vatandaşlarla da istişare ederek bir kendi içinde bir yenilenme olsaydı Türkiye bu duruma düşmezdi, daha iyi olurdu yani. Ne oldu? Şimdi Cumhurbaşkanı kendisi de ciddi ölçüde itibar kaybetti. Ülke de kaybetti. Herkes kaybetti yani kazananı olmadı. Güç kullanımının, siyasi güç kullanımının mutlaka hukukla ve süreyle sınırlanması gerekiyor. Hukukla ve süreyle. Eğer bu sınırları koymazsanız güç yozlaştırıyor, güç zehirlenmesi oluyor ve dönüyor, dolaşıyor. Ülke kendi kendine zarar veriyor. Bugünkü AK Parti iktidarının durumunu böyle mi değerlendiriyorsunuz? Güç zehirlenmesi olarak. AK Parti durumu, AK Parti'nin genel başkanı kim? 20 yıldır. Aralarda birkaç böyle rol paylaşımı yapıldı ama hiçbir zaman genel başkan değişmedi yani. Herkes değişti, genel başkan değişmedi. Bir de şey söyleyenler var tabii. Kemal Derviş'in uyguladığı programı uyguladı. Aslında Ali Babacan'ın başarısı değildi diyenler var. O zaman niye? Bunu yazan ekonomistler de var mesela. Yani o zaman niye erken seçim istendi ki? Eğer çok başarılı olduysa o üçlü koalisyon ve Sayın Derviş'in de içinde olduğu gibi çok başarılı olursa devam etseydi. Niye yarı yolda istifa edip gitmek zorunda kaldılar? Erken seçim gerekiyor diye ilk ifade eden Sayın Derviş'in kendisidir. Bugünlerin hepsi kayıtlarda. Yani sizin arşivlerde tabii mutlaka vardır. Yok, sizin yani döneminize ilişkin olarak dönem, yani o programı işte uyguladı. Oraya geleceğim. Şimdi şöyle, öncelikle aklın yolu bir. Yani krizde olan bir ülkenin toparlaması ile ilgili yapılacak reçete belli. Yani tedavi reçetesi belli. Yani bunun için böyle çok özel uzmanlık alanında gerek o kadar büyük problemler var ki yani büyük problemlerin çözümü için de belli bariz şeyiniz var yani. Çok böyle detaylı şeyler değil, çok bariz kurallar. Şimdi ne oldu? O dönemde her ne kadar iyi bir ekonomi program hazırlanmış olsa da o program uygulanamadı ki. En önemli sorunu o dönemin o programın uygulanmasıydı. Mesela kamu ihale yasası. Meclisten geçirdiler Sayın Derviş döneminde. Uygulama tarihini ta 2 sene sonra attılar. Çünkü o günkü hükümet kabul etmedi, biz bunu uygulayamayız dedi, yapmayız dedi. Yani. Şimdi gider ayak niye kendimiz bağlayalım dedi. Kamu ihale yasasını daha da ilerleterek Avrupa Birliği normlarına da uygun hale getirerek biz uygulamaya soktuk. O günlerde örneğin bütçe açığı. Yani bütçe açığı ile ilgili ciddi sorunlar vardı. Ben devraldığımda Türkiye Cumhuriyeti hazinesi %66 faizle borçlanıyordu. Ve maksimum borçlanma vadesi 9 aydı. Devraldığımız tablo belli. Kamu borcu milli geliri oranla %72'ye çıkmıştı. 20 tane banka batmıştı ve bankaların bütün borcu hazinenin sırtına kalmıştı. Öyle bir tablo devraldık. Düzgün politikalar uygulanmasa bunun düzelmesi mümkün değil. İstediğim aklın yolu bir. Eğer düzgün şeyler varsa biz düzgün şeyler aldık, aynen devam et dedik. Mesela Merkez Bankası Başkanı o dönemden Sayın Serden geçti. Görevinin 5. yılının son gününe kadar biz dokunmadık. Bana çok baskı geldi. At bunu. Değiştir bunu. Bu bizim adamımız değil diye. Efendim ya doğru değil. Merkez Bankası bak kanunu var. Ha istifa etmesini rica etsek belki de ederdi yani. Hani saygın bir Serden arkadaş. Serden geçti de başarılı. Evet saygın bir isim. Evet. Yani baktık hani şeye baktık ya yani teknik olarak bu işi yapabilecek kabiliyette mi? Evet yapabilecek. Evet. Ve biz görevinin son günü bana çok baskı gelmesine rağmen asla dokundurtmadım ve son güne kadar görevini yaptı. Arkasından Durmuş Bey'i görevlendirdik. Tam 5 yılın sonuna kadar. Erdem Başçı tam 5 yıl sonra. Onlarda da baskı gördünüz mü görevden alın diye? Sonra bizler ayrıldık. Artık 5 yıl falan filan yok.
Durmuş Bey döneminde az ama Erdem Bey döneminde çok baskı gördük. Çok. Çünkü çok müdahale etmeye çalıştılar Merkez Bankası'na. Ben de Erdem Bey'e dedim. Sağ olun. Ben buradayım. Ben burada olduğum sürece sana kimse dokunamaz. Çünkü görevden almada benim imzamı gerektirir. Eski sistemde bakanın öyle imzası olmayacak hiçbir şey olmuyordu. Şimdi bakanların imzasının sıfır. Hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı yukarıdan imzayı atıyor. Bakanı sıfırlıyor yani. Hiçbir önemi yok. Biz öyle sadece yaptıklarımız değil bir de pek çok yanlış önledik. Yani sadece ve sadece ben imzalamadığım için gerçekleşemeyen bir sürü bakanlar kurulu kararı oldu. Mesela varlık fonunu niye kuramadılar? Ben imzalamadığım için, ben kabul etmediğim için kuramadılar. 5 yıl baskı yaptılar varlık fonu, varlık fonu diye. Çünkü ben niyeti biliyorum. Varlık fonunun niye kamu ihale yasasına tamamen muaf olduğunu, varlık fonunun niye hiçbir denetime tabi olmadığını. Kanunu yazdılar ya. Denetme tabi değildir. Sayıştay bile denetleyemez dediler varlık fonunu. Ne oldu? 65 milyar lira iç borç, 12 milyar lira dış borç. Kuruldu şurada birkaç sene yani. Biliyordum öyle olacağını, onun için izin vermedim. Yani Erdem Bey döneminde de asla dedim siz doğru bilinizi yapın son güne kadar. Ben burada olduğum için, ben görevde, bir gün görevden alınırım bilmem yani. Bir gün ayrılmak zorunda kalırım bilmem ama ben burada olduğum sürece doğru bildiğinizi yapın. Asla, hatta bu yüzden o günün yine basın arşivlerini tanıyın. Sayın Erdoğan'la benim aramda ciddi Merkez Bankası çatışması vardı. Ben bağımsız diyorum, vatana ihanete kadar laflar etti ya. Yani yüksek faiz dedi, vatana ihanettir dedi. Ve o günkü faiz seviyesi ne kadar biliyor musun? İşte %7, 8, 10 falan. Peki %7, 8, 10'luk faiz vatana ihanettir, %19'luk faiz ne diye şimdi herhalde sormak lazım yani. Bu ifadeler kullanın. Yazık değil mi? Pırıl pırıl bunlar dürüst, bu memleketin yetiştiği işi bilen ve dürüst bürokratlar. Yani vatana ihanet de suçlanır mı? Yapmaya çalıştıkları sadece her şeye rağmen, her türlü hukuksuzluğa, her türlü usule aykırı yönetmeye rağmen hiç olmazsa Merkez Bankası tarafında işleri sağlam tutmaya çabalayan bir ekip bu yani. Nasıl siz bunları vatana ihanet de suçlarsınız? Böyle bir şey olur mu? Kabul soruyor musunuz şey bunu iktidara? Soruyorum ben bunu kürsü konuşmalarında. %7, %8 vatana ihanet, faiz lobisi, peki %19 nedir diye? Tabii. Hatta ben daha önceki kayıtları bir kongre konuşmamda gösterdim. Hı-hı. Yani Sayın Erdoğan'ın yüksek faizi savunmak, vatana ihanet dediği videoları ben kongre konuşmamızda gösterdim yani. Evet. Ben dedim ya hiç olmazsa bu arkadaşlar bir özür borcunuz var dedim yani en azından. Hiç olmazsa bir helallik isteyin dedim. Erdem Başçı'ya çok haksızlık yaptı. Yani en azından bir helallik isteyin dedim. Yazık dedim ya. Niye yaptınız? Niye bu baskıyı kurdunuz? Sebep yüksek faiz o zaman şu anda ne oluyor? İşte düşürsün hadi. Hemen düşürsün ya. Bu ellerinde yarın olağanüstü para politikası kurulu toplanabilir yarın sabah. Hemen faizi indirme kararını alabilir. Niye yapmıyorlar? Niye yapamıyorlar? Bu çelişkileri bizim anlatmamız gerekiyor. Vatandaşlarımıza paylaşmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta bunun bedelini halk ödüyor. Ya bu kararı alanların dikkat edin hiçbir bedel ödediği yok. Yani hayat şartları değişmiyor. Yaşam standartlarında en ufak bir değişiklik yok. Bu imzalar atanlar, bu kararlar alanlar ama vatandaşımız doğrudan etkiliyor.